Haddini aştın Günalp Bey. Bunun elbet bir bedeli olacaktır. Bana, senin ve meclisindeki beylerin katlinin vacip olduğu emredildi Ertuğrul Bey. Sinsice. Fethettiğim kaleme girdin. Yetmedi, makamıma kuruldun. Bu ne aymazlıktır Günalp Bey? Cevap veresin hele. Ben sadece kaleder olarak vazifemi yerine getirdim. Ya Artuk Bey, Turgut Bey, Bamsı Başalp'im, ağabeyim Sungur Tekin. Onların suçu neydi de dara çektin onları? Kardeşin Sungur Tekin kaleye gizlice girip hükmü verilmiş mahkumları kaçırmaya teşebbüs etti. Beylerimin hakkında verilmiş hüküm mü vardı? Sungur Tekin Bey, masumları katletmene mani olmak için ne yapaydı? İki emirin kör lafıyla devletine hizmet eden yiğitlerin kanına girmeye nasıl kalkarsın? Emir Saadettin, sultan mıdır ki devletine hizmet eden yiğitlerin katledilmesini emreder? Altınoba, kadı mıdır ki şeriatın, törenin sözcüsü kesilip seni cellat tayin eder? Sen benim verilen emri yerine getirdiğimi anlamaz mısın Ertuğrul Bey? Ya Emir Saadettin'e pusatını kiralamış bir hainsin, ya da devletine sadakatten gözü körelmiş bir zavallı. De hele, sen nesin Günalp Bey? Yeter Ertuğrul Bey, haddini bilesin. İbn-i Arabi gibi kıymetli bir şahsiyetin kefaletiyle sultanımızın emriyle affedilmişsin. Benim için bu mesele burada kapanmıştır. Beni sultanımızın canını almakla itham edenler masum olduğumu gördüler. Hala. Benim de, beylerimin de devletimize sadakati, masumiyeti aşikardır. Halbuyken sana verilen vazife bitmiştir Günalp Bey. Şimdi tez askerlerini de alıp kalemden gidesin. Beni ve askerlerimi vazife yerimiz olan Karacahisar'dan gönderemezsin Ertuğrul Bey. Fethettiğim kaleyi sana mı teslim edeyim istersin? Haşa. Ne böyle bir hakkın ne de haddin vardır. Emir Saadettin ve Atabey Altınoba'nın emri masum olduğun için hükmünü yitirmiştir. Lakin rahmetli Sultanımız Alaaddin'in mühürlediği son fermana ikimiz de uymak mecburiyetindeyiz. Sen ne dersin Günalp Bey? Rahmetli Sultanımız Alaaddin, ben Ahlat Kalesi'nde vazifedeyken bana bu fermanı yolladı. Ve
Fermanında benim askerlerimle beraber Karacahisar Kalesi'ne gelip senin emrine girmem buyurdu. Eğer dediğin kadar rahmetli sultanımıza sadık bir uçbeysen, bu son fermana uyman icap eder. Sultanımızın fermanı başım üstünedir. Burada kalmana müsaade edeceğim Günat Bey. Lakin sadakatsizlik edip de buyruklarımı çiğnemeye kalkarsan ben de seni çiğnerim bilesin.